عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Mülk Suresi 2. ayette Cenab-ı Hak ölümü ve hayatı yaratan Allah sizi imtihan etmek için hanginiz daha güzel amel işleyecek, amel yönüyle hanginiz daha güzelleşecek onu sınamak için yarattı. O azizdir, gafurdur, güçlüdür, izzet sahibidir ve günahları mağfiret edendir, buyurur. Siz ölüydünüz, sonra sizi diriltti, sonra yeniden öldürecek ve diriltecek. Buyuran Cenab-ı Hak, ölümü ve hayatı bizim imtihanımız için yarattığını belirterek önce ölümü zikreder. Ölümü anlamayan hayatı da anlamaz çünkü. Bizim için önce hayat sonra ölüm gelir. Önce dünya sonra ahiret gelir. Ama okuduğum ayette ölümü ve hayatı yaratan diyerek önce ölümden bahseder Cenab-ı Hak. Ölümü anlamayan hayatı da anlamaz. Ölüm ötesine hazırlık yapmayan dünyasını da mahveder çünkü. Evet, insan açısından ölüm Allah'ın Mümit isminin tecelli etmesiyle ecel denilen belirli bir zaman geldiğinde ruhun bedendeki tasarrufunu terk etmesi, bedenle ilişkisini kesmesi, vücuttan ayrılması olayına diyoruz. Aslında ölüm insan için yok olmak değil, bir göç etmektir. Daha güzel bir yere, daha güzel bir oluşuma dönüşmek demektir. Fani olan bu dünyayı terk edip baki olan öteki aleme hicrettir. Yani ölüm hiçbir zaman anladığımız şekilde ölmek demek değildir. Gerçekte dirilmedir ölüm. Hayat bulmadır. Uykudan uyanmadır. Hayatın kaynağını örten maddi perdelerden sıyrıldıktan sonra insanın gerçeği en çıplak şekilde tanıması nasıl ölmek diye ifade edilir. Ama başka bir kelimemiz yok. O yüzden biz yer yer ölümcül bir hayata hayat diyor, ölümsüz bir hayata açılan kapıya da ölüm diyoruz. Nasıl çirkin, günahkar, cehennem odunu şeklindeki bazı kişilere hayat kadını denildiği gibi, hayatı nerede kullanacağımızı yer yer bilmediğimiz gibi. Evet, ölümü de yer yer doğru anlamıyoruz. Aynen bu örnekte olduğu şekilde. Ölmek, geçici ve gölge bir hayat olan dünyadan göçmekten ibarettir. Dünya hayatında diri olabilenler, ölümle daha bir diriliğe kavuşur ve sılasına ulaşmış olur. Orası bizim ana vatanımızdır, baba ocağımızdır. Anamız ve babamız cennette yaratıldılar.
ve orada imtihana tabi tutuldular. Yabancı bir yere gidiyor değiliz. Tekrar edelim, ana vatanımıza inşallah yeniden kavuşacağız. Dolayısıyla hadis değildir ama söz olarak doğru kabul edilmiş olsa vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır ifadesi, tekrar edeyim, hadis değildir. Ama eğer doğru kabul edilirse cümle olarak, vatan sevgisi yani cennet sevgisi, yani ana vatanımız olan, onların yaratıldığı mekan olan cenneti sevmek imandandır. Yoksa üzerinde nice zulmün, küfrün icra edildiği doğduğumuz veya doyduğumuz yerler, onları sevmek ne imandandır ne başka şeyden. Biz Rusya'da da dolabilirdik. Orası da bizim vatanımız olurdu. O zaman orayı sevmek mi cennetlik olmak, imandan olmak olacaktı? Kaldı ki ülkelerin Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği durumda birbirlerinden ne kadar farklılığı olacaktır. Mümin için vatan, dünyevi ölçüler içerisinde Allah'ın hükmünün icra edildiği yer ve diğer anlamda ise ana vatanı, babasının, anasının yaratıldığı cennettir. Evet, dünyada ölü olanlar ölmekle acı bir dirilmeyi tatmakta ve gerçek hayatın ne olduğunu görmektedirler. Peygamberin Allah'tan getirdiği ilahi mesajın, yani hayat verici nefeslerin güzelliğiyle dirilemeyenler, Kur'an'ın deyişiyle akılları çalışmayan, gözleri görmeyen, kulakları işitmeyen, gerçek hayata sahip olmayan ölülerdir. Hiç ölülerle diriler bir olur mu der Kur'an. Ölüler derken ilimden, vahiyden uzak yaşayanlardan bahseder. Yoksa mezardakilerden bahsetmez. Evet, nice canlı zannettiğimiz cenazeler söz konusudur. Nice ölü zannettiğimiz şehitler, değişik bir hayatla hayatta oldukları gibi. Allah'ın 99 esmasından, bildiğimiz 99 esmasından biri olan El-Mümid. Canlı mahlukların ölümünü yaratan anlamına gelir. Hayat veren ve vefat veren, ölüm veren. Hayatı nasıl Allah veriyorsa, ölümü de O yaratmaktadır. Allah'ın hayatı, diriliği ve ölümü yaratmasının sebebi, hangimizin daha güzel amel işleyeceğini denemek içindir. Hutbenin başında okuduğum ayet ışığında. Ölüme göre hayatı, dünyayı önceliklesek de esas ölüm önceliklidir. Ölümü bitiş değil de aksine bir diriliş ve gerçek hayat olarak anlarsak, o zaman hayatı en ince teferruatına kadar hesabı verilecek ve ahiretin hazırlığı olan bir tarla gibi görürüz. Hesaba çekileceğimiz bilinciyle hesaplı ve ölçülü davranırız. Evet. Allah'ın yaratma fiili devamlı nasıl işliyorsa, devamlı ne kadar varlıkları yaratıyorsa Allah, aynı şekilde imate fiili de, öldürme fiili de o şekilde devamlı icra edilmektedir. Günde ortalama 300 bin kişi ölüyor. Bir ortalama bir şehir nüfusu kadar insanlar hayatını değiştiriyor. Ortalama her saniye 4 kişi ruhunu bedeninden ayrılma durumuna geliyor. Bu rakam tabii ki insanlık alemi için. Bir de hayvanları, her an ölen mikropları hesaba katarsak, hücrelerimizdeki ölümleri, iç dünyamızdaki ölümleri vurgularsak, Allah'ın bu fiilinin devamlı işlediğini, hücrelerin, al yuvarların, ak yuvarların nicelerinin devamlı öldüğünü hesaba katarsak,
Allah'ın bu fiilinin de nice hikmetlere mebni olduğunu, o ölümler yaşanmasaydı hayatın da çekilmez olduğunu değerlendirmiş oluruz. O yüzden Allah neyi yaratmışsa güzel yaratmıştır. Ölümü de yarattığına göre güzel, hayır sözümü geri alıyorum, en güzel yaratmıştır. Allahüllezî ahsene külle şeyin halaka. Allah odur ki yarattığı her şeyi en güzel yaratmıştır. Güzel tabirini o yüzden iptal ediyor. En güzel yaratılmıştır. Ölüm de tabii ki güzel bir yaratıklardan biridir. Şair öyle diyor. Eğer güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor. Evet. Allah'ın ölümü yaratması ve devamlı bu fiilinin icra edilmesi. Ama ölüm bir nimettir. Hele intihar etmek isteyenler için, dayanılmaz acılar çeken kanser hastaları için, ihtiyarlayıp her şeyini, hiçbir şeyini sağlıklı yapamayan kişiler için ölüm olmasaydı ne olurdu? Düşünün, 100 yaşına geldik, 120 yaşına geldik, el tutmuyor, ayak tutmuyor, göz görmüyor, kulak işitmiyor. Bu hayat herhalde insana huzur vermek durumunda değil, acılar içerisinde kıvranmaktansa güzel bir hayata göç etmek elbette büyük bir rahmettir. O yüzden öldürme, yok etme değil, varlığı daha mükemmel hale getirmektir. Kabir aleminde bir doğuştur ölüm. İleri bir rahmet tecellisidir. Hani çekirdeklerin ölümleriyle bitkiler sümbül hayatına geçer, ölüm de en az hayat kadar insanı güzelliklerle, nimetlerle kaplar. Her ölümü bir diriliş takip eder. İkinci safhanın birincisinden daha önemli, daha kıymetli olduğu bir safha. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ölüm anlamında mevt kelimesi türevleriyle birlikte 165 yerde geçer. Vefat gibi bazı kelimelerle bu ölüm vurgusu tam 190 yerde tekrar edilir. Ama bundan da ötesi, ölüm ötesiyle alakalı ahiret hayatı Kur'an'ın yaklaşık üçte birini teşkil eder. Üçte bir ayetler cennetten, cehennemden, ahiret hayatından hepten vurur. Dolayısıyla Kur'an'ın üçte biri olan ölüm ve ölüm ötesi bizim hayatımızın da en az üçte birini fikir olarak, zihin ve düşünce olarak, hazırlık olarak kaplarsa Kur'an'la birlikte düşünmüş, Kur'an'dan ayrılmamış oluruz. Evet, ayet-i kerimelerde yaratan ve öldürenin Allah olduğu, onun insanları tekrar diriltip hesaba çekeceği, ölümden sonra insanların ona döneceği belirtilir. Sahte tanrıların kimseyi öldürüp diriltemeyeceği, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyeceği ayetlerde vurgulanır. Yaşayanların ömürlerinin Allah katında belli bir eceli süresi olduğu, o süre dolup ecelleri geldiğinde ancak canlarının bir an bile geciktirilmeden alınacağı, dolayısıyla kimsenin eceli gelmeden ölmeyeceği, korkunun da ecele faydasının bulunmayacağı, Kur'an'ın direkt veya işaret yoluyla anlattığı hususlardır. Yine Kur'an'da uyku ölümle birlikte değerlendirilir. Ölümün kardeşi kabul edilir. Uyku Kur'an'a göre küçük bir ölümdür. Zümer suresi 42'de ve diğer ayetlerde ifade edildiği şekilde. Ölümle uyku bir bakıma aynı gibidir. Çünkü uykuda ruh bedenden Kur'an'a göre tümüyle ayrılır. Söz gelimi gördüğümüz rüya gözümüzle gördüğümüz değil, ruhumuzun gösterdiği rüyadır. Acıyı veya lezzeti bedenimiz
den ziyade ruhumuz kadar uykuda. Ve beden çoğunlukla ruhtan habersiz, ondan uzak bir durumdadır. Tabi bu yan yana ruhun bedeni terk etmesidir. Ölümse tümüyle bedenden ruhun uzaklaşması anlamına gelir. O yüzden uyku ölümün yarısıdır. Hani şair öyle diyor ya, neylersin? Ölüm herkesin başında, uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Tabi saltanat mı yoksa rezilliğin başlaması mı? Taht gibi mi yoksa feci bir çukur gibi mi? Ölünce tadacağız bunu. Rabbim hepimize güzel hayat, güzel ölümler nasip etsin. Evet, ölüm bir nimettir, bir ihsandır. Ama nasıl ölmek isteriz? Madem ki ölüm var, ölümden kaçış yok, ölümden nasıl bir ölümle ölmek isteriz? Nasıl daha güzel gelir? Ölümün şeklini seçme hakkımız ve imkanımız var mı? Ölümün şekli, hayatımızın şekliyle alakalıdır. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor Allah Resulü. Nasıl yaşarsanız öyle idare edilirsiniz şeklinde. Hayatımızın şekli ölümümüzün şeklini de gösterecek. Bir tanıdığım vardı, para saymayı çok severdi. Ne zaman odasına girersem hep para sayıyordu. Ve sonradan duydum ki para sayarken ölmüş. Para sayarken ölmüş. Eyvallah. Nasıl yaşamak istiyorsak öyle yaşıyoruz ama unutmayalım. Öyle öleceğiz ve öyle de haşrolacağız. Tabii tuvalette ölmek de var. Allah yolunda koştururken ölmek de var. Bilmem siz de katılır mısınız? Ben öyle dua ederim. Ya namaz kılarken secdede, ya Allah yolunda cihad ederken cephede, ya insanlara tevhidi anlatırken kürsüde. Bize böyle bir ölüm yakışır. Yattığı yerde ölmek herkesin işidir. Dava adamları Allah yolunda efendim faaliyet yaparken, cihadın değişik bir bölümünü uygularken ölüvermeye. Ölmek, sürünerek ölmek var. Süleyman Aleyhisselam gibi çaktırmadan ama ayakta ölmek var. Hazreti Ali'nin yine ölümü gibi. Evet, yani halkın deyimiyle elden ayaktan düşmeden, 3 gün yatak, 4. gün toprak gibi. Ama Müslümanca ölmek, insanca ölmek. Bunun için de Müslümanca yaşamak gerekiyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ der Kur'an. Ancak Müslüman olarak vefat edin. Başka şekilde değil. Tabi böyle vefat etmek için öyle yaşamak gerekiyor. Evet. Kimileri eskiden evler topraktı veya köylerde yine toprak ev çok az kaldı ama toprak evlerinde salonlarına, oturma odalarına bir çukur kazdırırlardı. Arada ölümü hatırlatmak için, hatırlaması için giriverirlerdi oraya. Üstlerini örterler. Efendim, 3 dakika, 5 dakika ne kadar dayanırsa kapkaranlık o toprağın içerisinde ölümü yaşarlardı. Mezar hayatını yaşarlardı. Sonra artık nefesi az kalıyor, rahatsız oluyor, tıklatıyor, çıkıyor. Bizim böyle mezar antrenmanları yapabildiğimiz yok. Ama hiç olmazsa hayal dünyamızda arada öldüğümüzü düşünelim. Toprağa gömüldük ve mümkün ki sorgu soruluyoruz. Mümkün ki pişmanlık duyuyoruz. Ölüm geliverse şimdi
Hazır mısınız? Borçlarınız, alacaklarınız, hesaplarınız, kitaplarınız, yapacaklarınız, edecekleriniz, tövbeleriniz, gözyaşlarınız, ertelediğiniz hayatlar, şu zaman gelsin de şunu başlayayım, şuna başlayacağım, şu zaman gelsin de şunu bırakacağım dedikleriniz. Ama Azrail'in nasıl bir takvim kullandığını bilmiyoruz. Ne kadar vaktimiz var bilmiyoruz. Ve her gün ömür sayfalarından birilerini tüketiyoruz. Ne kadar kaldı? Orası meçhul. Eğer ölüm zamanımızı bilseydik iyi mi olurdu? Hiç de iyi olmazdı. İdam gününü bekleyen idam mahkumuna benzerdik. Ve erteledikçe ertelerdik. Nasıl olsa daha ölümümüze var diye. Ve bir taraftan da her gün ölüme yaklaştığımız için acılar içinde olurduk. Güzellik orada. Ne zaman olduğu bilinmeyen bir şekilde. Ama mutlaka ölümse, gel dese tak 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 muhakkak diyor şair. Bir gün, belki bugün biri gel diyecek ve biz de yok daha işim bitmedi, gelemem diyemeyeceğiz. Bazılarının öyle uydurma söylediği, ifade edildiği gibi. Azrail'le boğuşmak filan deniliyor. Azrail'le mücadele, Azrail'i yendi. Yani bu insanlar ne ölümü, ne eceli, ne Azrail'i tanımayan insanlar. Ama mümin olduğunu iddia edenler, zamansız öldü diyenler, efendim genç yaşta öldüğü için sanki ölümün zamanı var. Evet. Veya işte benzer bir şekilde ölümü, Azrail'i alay eden, alay veyahut da tahkir eden ifadeler. Bunlar bir mümine yakışmayan hususlardır. Güzel ölümün şefkatli ellerine hepimiz bir gün istesek de istemesek de gideceğiz. Ama unutmayalım, ölüm bir son değil, bir başlangıçtır, bir köprüdür. Ölmemenin çaresi doğmamaktır. Ama canlı cenaze şeklinde leş gibi yaşamanın tercih edilebildiği gibi ölümsüzleşmek de mümkündür. Ölüme hazır olmak hepimizin mutlaka ihmal etmememiz gereken temel görevlerimizden. Ölümü az hatırlıyoruz. Ölüm gibi vaizi çok az dinliyoruz. Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın der Allah Resulü. Çok hatırlayın. Evet, ölümü ve öldükten sonra kemiklerin ve cesedin çürümesini hatırlayın. Ahiret hayatını isteyen dünya hayatının süsünü terk eder buyuruyor. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en iyi hazırlığı yapanlar, işte bunlar en akıllı kimselerdir diyor. Biz akıllı kimseyi yaptırdığı apartmanla ölçüyoruz. Biriktirdiği paralarla. Allah Resulü ise ahireti çok hatırlayan kimse olarak vurgular. Kabir ziyaretinde bulunalım. Hem de yapabiliyorsak gece. Saat 1'de 2'de. Korkar mıyız? Yarın orada kalacağız. Orada yaşayacağız. Kaldı ki bugün mezarlarda korkulacak bir şekilde değil. Hepsi lambalarla gündüz hayatı gibi. Ama kabirler için nasıldır? Oralarda nasıl bir ışık yanar veya yanmaz? Ve nasıl yaşayacağız oralarda? Daha önce ifade ettiğim gibi kabir ziyaretinde bulunun ama bazen kendi kabrinizi ziyaret edin. Kendinizi. Ölmüş kabul edin. Ve tekrar canlandı, yeniden bir hayat buldu gibi mezardan öyle çıkın. Öldüm ve Allah bir fırsat daha verdi. Bakalım bundan sonra nasıl yaşayacağım diyelim. Ölümle başlayan esas hayatı dünya görüşünün merkezine alamayan tek dünyalı insanın ufku sadece bu geçici alemle sınırlıdır. Ölümü hatırlamak istemez. Yatırımını sadece dünyaya yapan, mutluluğu salt dünyevi ölçülere göre tanımlayan insan.
yaşayışından ölümü kovmaya çalışır. Çünkü adına ölüm dedikleri şey, dünyevileşmiş insan için gerçeği tokat vurur gibi haykıran, uyarıcı bir vaiz, sorgulayıp itham edici bir yargıç, fani zevklerini kemiren korkunç bir canavar gibidir. Modernleşen şehirlerde artık mezarlıklar bu tür insanları rahatsız etmeyecek kadar uzak yerlerde yapılır. Mezarın içini cennet bahçesine çevirmeyi düşünmeyenler, mezarın dışlarına saray gibi mermerler kondurur. Sanki içindeki, altındaki ölüye faydası olacakmış gibi. Kimi rütbelerini de gündeme getirir. Efendim albay falan, öğretmen filan, esnaf şey, İstanbul eşrafından, esnaflardan filan diye. Sanki oralarda o ünvanlar geçecekmiş gibi. Evet, dolayısıyla ölümü biz farklı algılarız. Altındakiler farklı. Ölüm korkusunun bir taraftan bazılarına stresi oluşturduğu, bazılarında ise ölüm duygusunun stresi uzaklaştırdığı değerlendirilir. Biz ölümü düşününce huzursuzlukların, stresin, bunalımların biteceği şekilde düşünmeye çalışalım. Ölüm korkunç bir yer değil. Sevdiklerimiz, sevilenler, peygamber başta olmak üzere orada, onlara kavuşmak hiç çirkin mi olur? Evet, her ne kadar geride kalanlar için acı hasret doluysa bizim için güzelliklerin bulunacağı yer olsun inşallah. Müslüman hayata tevhid penceresinden bakmak zorundadır. Tevhid de birlemek demek olduğuna göre laik anlayışla hayatı ve ölümün ötesini, dünya ve ahiret arasını ayırmak tevhid inancına zıttır. Ahiretten ayırdığımız dünyayı tekrar ebedi ve gerçek hayatla birleştirmek zorundayız. Sadece ölüme kadar olan süre olarak algıladığımız istikbal anlayışını, gelecek kavramını esas ölümden sonrası için değerlendirmeliyiz. Çocuğumun istikbalini garanti ettim. Üniversitesini bitirdi, falan mesleğe sahip oldu. Öyle mi acaba? Dünya dediğin şey gelecekle, istikballe ne kadar bağlantılıdır? Esas istikbal ahirettir. Oraya ne kadar hazırladık kendimizi ve neslimizi? Eski insanlar kızlarını diri diri toprağa gömenler varmış içlerinde. Şimdi modern insan sadece kızını değil oğlunu da, bazıları değil çoğunluk olarak nice insan, hatta Müslümanım diyenler de diri diri toprağa gömüyorlar veya ondan daha fecisini yapıyorlar. Cahiliye dönemi insanları çocuklarını küçük yaşta öldürerek dünyasını mahvediyorlardı. Ama ahiretlerine bir zarar gelmiyordu. Bir yaşından önce ölenleri Allah, kafir çocuğu da olsa cehennemde azap etmez. Günümüzün insanı çocuklarının ahiretini mahvediyor. Kur'an'dan, dinden uzak yaşamalarına fırsat vererek dünyasını imar etse de ahiretini mahveden bir ana baba, cahili Araplardan herhalde çok daha fecisini yapmaktadır. Evet, o yüzden ölümü ve ölüm ötesini devamlı hesaba katalım ve ölüme hazır bir şekilde yaşayalım. Ölümden korkmayan, ölümü sevebilen, ölümle dostluk kurabilen, ölüm ötesine hazırlanıp canlı şehit gibi yaşayabilen şuurlu muvahhid müminlerden eylesin Cenab-ı Hak hepimizi. El aline ahsenel kelam ve el yâlizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâleke ve teâlâ fil kelam. Ve idâfil el Kur'an feslemi uleh ve ansitu lâleküm turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dînâ indallâhi islâhu sallâhu.